Ne düşünüyor yani? Anlat, bizi de anlayalım. Kim verdi bu halkı sana? Bir ajanla mı öğreniyorsunuz? Çabuk yakışmamış. Yavaş yavaş. Çok işimiz var hocam bunlarla. Günaydın. Geçen ders anlattığım devşirme sistemi tam da böyle bir şey arkadaşlar. Osmanlı, yani yeni imajıyla deniz arkadaşınız, fethettiği topraklardaki duru gibi gençleri alır, eğitir, himayesini alırdı. Paşam. Paşam. Oturun. Ya Deniz, fazla mı abarttı? Dinler misin? Ben sana göstereyim. Böyle duruyoruz, sonra böyle duruyoruz, tam böyle atıyoruz. Duru potaların kraliçesi. Hadi. Gel. Ben bir ya. Ve ikinci sayı durudan. Ay. Ne oldu? Akşam bizde kalsana. Olur. Baba. Anne. Ne oldu?
cevizi de o. Ne? Ne demek niye? Anne ne oluyor? Ne dediler sana? Ya keşke söyleseydin. Hiç konuşamadan böyle. Hiç yakışmadı sana. Hiç yakışmadı. Adam kamyon şoförü. Her sabah aynı yolu yapıyor. Dümdüz. Güneş de soldan vuruyor hep. Yıllar geçiyor. Yıllar dediysem 28 yıl. Sonra bir gün bir bakıyor aynada kendine. Yüzünün sağ tarafı normal. Ama sol tarafı yaşlı, sarkmış, buruş buruş güneşten. Hiç fark etmemiş daha önce. Yüzüne baksan bakamazsın. Yani insanlar fark etmeden neler neler değil mi? Doktor gördü mü kızlarınızı? Siz ne düşünüyorsunuz? Nurten Hanım? Kızımın bursu vardı. Burs alan öğrenciler örnek teşkil etmek durumunda da Nurten Hanım. Benim de kızım var, 15 yaşında. Ellerinizden öper. Ama şimdi yani... Allah korusun. Siz ne diyorsunuz hocam? Uzaklaştırılmaları lazım. Bu ikisinin yaptığı sapkınlık. Cezasız kalmamalı. Öyleyse ne yapacağız şimdi? Kızlarımızı karşımıza alıp konuşacağız. Böyle böyle diyeceğiz. Aklı seninle izanla anlatacağız. Günah olduğunu, ayıp olduğunu... Ahlak kuralları ile bir daha görüşmemeleri hususunda fikir birliği. Günaydın.